Efikstirma dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde gecikmiş olan bir dersi tamamlayacağım. Öncelikle özür dilerim. Suren Stop'un Efikstirma'daki Trailing Stop uygulamasını anlatacaktım ama araya bayağı bir zaman girdi. Tekrardan özür dilerim. Şimdi bu bölümde ne yapacağız onu bir üstünden geçelim. Öncelikle bu bölümü dinlemeden önce ders 1 ve ders 2 mutlaka izlemeniz gerekiyor ki üçünü kombin şekle getirdiğinizde anlayabileceksiniz. Bugün elimden geldiğince size Efikstirma'da bulunan Trailing Stop uygulamasını adım adım anlatmaya çalışacağım bloğunu. Buradan çıkalım. Olayımıza gelelim. Önce gelelim Efikstirma'mıza. Şimdi bizim YouTube algo diye bir algomuz vardı. Bu algomuz çok basit bir algoydu. Hala işte Selin pardon MA5 ile MA50'nin kesiştiği yerden bay açıyor. Selin, buna hiç takılmayın. Buradaki amacımız strateji değil. Aslında şu gördüğünüz trailing stop'u bloğunu hani test etmek diyelim. Şunu baştan belirteyim. Herhangi bir uygulamada ya da herhangi bir yazılımda o yazılımı tekil bir şekilde uygulamadığınızda, test etmediğinizde detaylı bir şekilde bakmadığınızda kullanmasını bilemezsiniz. Yani iyice öğrenmeniz gerekir ki ihtiyacınız olan bölümü ve kısmı bulabilin. Bu noktada önceki derslerimde anlattığım gibi trailing stop'u çekiyor ve atıyorsunuz. Bu kadar basit ve bağlıyoruz. Şimdi bunu anlatırken 3 ana kısımda anlatacağız. Bir klasik kısım bizim trailing stop ve trailing step kısmını anlatacağım. Ardından Trailing Stop Profit Threshold anlatacağım. Ve More Settings'te de Opposite Stop Mode kısmını anlatmaya çalışacağım. Bunlar için örnekleri hazırladım. Şimdi yavaş yavaş olabildiğince size anlatacağım. Dikkat edeceğiniz en iyi nokta burada sizin ihtiyacınızın ne göreceğini siz belirleyeceksiniz. Basitten başlayalım. Şimdi öncelikle Trailing Stop'u seçtik. 20 pips trail ettik. 20 pips de step seçtik. 20 adımda ilerleyeceğini kaydettik. Update ettik. Başlayalım hadi bakalım. Önce bunları ne yapmamız lazım? Her seferinde indireceğiz. Dosyadan alacağız. Şunu kapatıyorum. Dosyadan alacağız. Ben genelde her ikisini alırım. Yani MQL5 dosyası ile exe'yi de alır. Bizim dizinimizi attık. Bunu biliyor olduğunuzu varsayıyorum. Ardından geldim. Neye geldim? MetaTrader 5'e. Burada önce uzman danışmanlardan her vakit yeniliyor. Ardından da burada bir cache sorunu var. Bunu aşmak için de her seferinde başka bir algoyu seçip ardından tekrar kendi algomuzu seçiyorum. Şimdi ben tabii bunu yapmadan önce, sizi hazırlamadan önce hepsini bir set olarak hazırladım ve numaralandırdım. Ve bizim ilk setimizi seçelim. Tabi burada grafik görsellerinde işlemlerin gösterilmesi için görsel modu seçmenizi rica ediyorum ki daha iyi anlayalım. Buraya bastığımızda şöyle Ctrl G ile ben genelde kandırıyorum. İzleyelim bakalım ne oluyor. Önce bir temel düzeye bakalım. Stop loss'umuz 25, tek profitimiz 100 pips. Bakın ne yapıyor. Dikkat ediyorsanız belirlemiş olduğunuz 20 pips de step by step ilerletiyor. Yani her 20 ilerlemede 20 daha atacak. İzleyelim. Bakın stop loss kaça geldi görüyorsunuz. 15'e geldi. Bakalım bize gerçekten 100'e kadar götürecek mi? Onu da görelim. İlkini böyle bir tam izleyelim. Hazmetmesi önemli. Çünkü bu işlem üzerinde döndüreceğim hep genelde. Evet, bayağı yaklaştık. Sanki bir tık daha atacak yukarısı. Bakın hala yer var, görüyor musunuz? Devam etti. Hala güzel bir noktadayız. Evet, kârı aldık. Diğer işlemleri önemsemeyin. Çok da problem etmeyin. Gördüğünüz üzere bu çok basit manada ne yaptık onu göstereyim. Pips seçtik. Trailing stop'la trailing step'e 20-20 verdik. Onu da bu arada onu da göstermek istiyorum. Takibiniz kolay olsun diye. Bakın burada
Siz eğer çek yaparsanız direkt değişken olarak size seçiminizi sağlayacak. Bu değişkenin isminin ne olduğunu görmek isterseniz int INP46'da testop pips diye göreceksiniz. Bakalım öyle mi görülüyor? Bakın burada. Görüyor musunuz? Diğeri de step nerede? Step pips de burada. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Öncelikle şunu bir tek profit yapalım. Update diyelim. Bakalım bize neler sunacak. Tek profit olunca ne oluyor? Yine geldik, aldık. Bu biraz zahmetli bir iş. Buna zaman ayırmanızda fayda var. Yoksa öğrenme şansınız yok açıkçası. Tekrardan geldim. Refresh ettim. Her seferinde bunu yapıyorum. Başka algı seçiyorum. Ve ben önceden hazırladığım parametreleri yükleyeceğim. Burada tek profit 2 setini yükledim. Ve bakalım bize ne sunacak? Beraber izleyelim. Ben genelde şunu kaldırıyorum. Bakalım ne olacak? Gördünüz mü? Daha farklı bir metoda geçtik. Yönü değiştirdik. Referans noktamızı stop loss değil de tek profit yaptık. Ve bunu yaparken ayarlarımız ne oldu? Ona da bakalım şimdi FX Trima'dan. Sadece aslında baktığınızda tek profit buraya seçtik. Ama ben tabii girdileri değiştirmiş miyimdir? Bakalım. INF stop. Bakın. Stop pips'te steps'i 800'e düşürmüşüm. Bir daha izleyelim. Bakın 8-8 attığını görüyorsunuz. Yani stop loss referansından tek profit referansına geldik bu noktada. Nereden trail'e başlatacağım? Ne yapacağım? Konusu değiştirdi. Peki bunu yine stop yapıyorum. Ve sonraki adımda şuraya gidiyorum. Multiple levels yapıyorum. Tamam mı? Bunlar tabi hazır seçili. Bakın yine burada değişkenlerin isimlerini burada göreceksiniz. Ekranı dondurabilirsiniz. Ben buraları ara ara göstereceğim size. Bakın o da burada. Bunların hepsi burada görünüyor olmasının sebebi benim size önceden hazırlamış olmam. Sakın ola ki farklı bir şey düşünmeyin. Devam ediyoruz. Bakalım buradan bize ne gelecek. Yine Excel ile MQL5 kodumuzu indirdik. Tedbir amaçlı. Evet. Siri'miz çalıştı arkadan. Aldık bunu. Buraya yapıştırdık. Ne yazık ki böyle çok meşakkatli bir şey. Yenile diyeceğiz. Her seferinde geleceğiz burayı refresh edeceğiz. Böyle bir cache problemi var. Ve burada aslında ben bunları seçmişim. Bakalım buradan da bunu özel ayarladığım parametrelere bakalım. Üçüncü set. Multiple levels. Tamam. Başla diyelim. Bakalım bize neler gösterecek. Evet. Güzel girdik. Burada da aslında level veriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki şu kısımdan bu böyle hareket et. Bu kısımdayken bu öyle. Yani ilk 30'da böyle hareket et. İkinci 50'de böyle hareket et diyebilirsiniz. Ve böylece sabit değil de farklı level'larda istiren stopunuz olur. Az önce gördüğünüz gibi. Burada baktığımızda diyoruz ki 20 pips'e öyle bakın bunlara 5 yürüt, 30 pips'e 10 yürüt. Tamam, anlatabiliyor muyum sonraki adımda? Bu da sizi farklı, nasıl diyeyim, hani hacim arttıkça veya yöne gittikçe farklı noktalara götürür. Daha fazla kar almanızı sağlayabilir. Bu yine tamamen sizin stratejinize ve düşüncenize bakar. Şimdi geldik. Multilevels'tan Money'e. Money'e de geldim, update ettim. Yani dedim ki kardeş 20 doları geçerse sen ist süren stopu başlat. Sonrası Allah kerim dedik. Geldim aldım. Çok pardon. Olacak. Peki. Tamamdır. Şimdi evet gelelim MetaTrader'a. Refresh ederim. Burayı bir yine keşini alalım.
Sonra gelelim burada ben size hazırladığım parametreyi açacağım. Money 4'tü galiba. Evet. Money içinde kaç demişiz? Bakın burada 20 dolar üstü gelince hareket et demişiz. Acaba hareket edecek mi bakalım. Yani dedim ki ben 20 dolar kârı gördün mü sen at koşmaya başla. 20 pips gibi düşünebilirsiniz. Bakın bekliyor. 20'yi gördü hareket etti. Artık yolunu açacak. Bakalım 20 gidecek. Bakalım hareket edecek mi? Bakın bekliyor hala 40 dolar. Şimdi 40 doları gördü. Bakın hala 40 dolarca. 60'ı gördü ve hareketi sıklaştırdı. Görüyorsunuz. Böyle devam edecek. Bak ilerledi. 80 belki doları gördü. Zaten yüzde kaput yapacak. Peki. Şimdi bunu da görmüş olduk. Yani bunları benim size anlatmamdan ziyade sizin bunları birebir de denemeniz lazım ki daha iyi kavrayabilirsiniz. Sonrasında ne var? Opposite stop var. Onu da yapalım bakalım neymiş. Tamam. Yine indirdim. Bunları ben genelde böyle katla buraya past ederim dizine. Geldim MetaTrader'ı refresh ettim. Keşi problemini çözmek için başka bir algo seçtim. Tekrar buna geldim. Ve buradan sizin için hazırladığım 4 money'ydi. 5 opposite stop'tu. Onu seçtim. Bakalım ne yapıyormuş? Beraber görelim. Bir dakika burada durduracağım. Biz ne vermişiz ona bakalım. Opposite stop'a %50 demişiz. Bakın burada değişkenimizin ismi de stop percent TP'ymiş. Hadi gelin değişkenimize de bakalım. Stop percent TS 50'ymiş. Nerede? Burada. Tamam okey. Gelelim o zaman. Devam edelim. Yani aslında %50 civarına geldiğinde yani 100 pips 100 seçmiştik diyelim karımızı 50'yi geçince hareket etti. Bakın görüyor musunuz? Yani take profit 100 pips'ti. 50'yi geçti. %50'sini geçince hareket ettirdi. Bakın bekleyecek. Bekleyecek. Tabii şunu da unutmayın. Bunları dinamik olarak da kullanabilirsiniz. Evet geçiyor. Bakın çekmeye başladı. Çekmeye başladı. Hareketi başlattı ve gidiyor. Ama iyi ki 50'de yürüdü. Şimdi bakın ne demişiz? Stop stop demiş %50. Bakın burayı hiç ellemiyorum. Burası hala pips. Step kısmı stop kısmındayız. Gelelim current price open price arasına bakalım ne olacağız. Hemen yine Excel'i alıyorum. Dikkat ediyorsunuz. Her seferinde bunu yapmak zorundayım. Bazen gelmediği zaman F5 yapabilirsiniz. Aldık buraya koyduk. Tamamdır. Evet. Şimdi geldik buraya. Uzman danışmanımızı yeniledik. Cash'i aldık. Tekrardan seçtik. Şimdi burada tabii sizin için hazırlamıştım. Parametreyi ne vermişiz ona bakalım. Of profit dedik 6'ya bakalım. Şimdi bizim değişkenimiz neymiş? Onun ismini öğrenelim. INP 46 stop percent profit bakalım bu neymiş? INP 46 stop percent. Şu galiba profit. 50 o da. Bakın dikkat ediyor musunuz şurada? 50. Hadi başlatalım. Sizce ne yapacak? Bir onu da görelim. Ben genelde onu kaldırıyorum. Ctrl G ile. Kriti. Bakın çok daha değişik bir şey oluyor. Yani görüyorsunuz çok farklı stop loss farklı istiren stopların nasıl hareket ettiğini ve karakterlerini.
Bakın burada işlemler yaptı. Tekrar girdi işlemi. Örnek veriyorum. Devam ediyor. Ve böyle devam edecek. Şimdi peki bu neydi? Bu diyor ki current price'dan open price'ın %50'si kadar gittiğinde, kar gördüğünde hareket et. Ve hareket ettiriyor. Devam ediyorum. Şimdi opposite bakalım. Tam burayı tamamladık. Bunu bu noktadan sonra pips'e çekeceğim ve step kısmını yapacağız. Trailing stop'u göstereceğim. Update diyorum yine. Tekrardan egzesini ve MQL kodunu alıyorum. Ben bunu adet olarak her ikisini alırım. Şöyle yapıştırıyoruz. MetaTrader'a geliyoruz. Biraz fan sesi gelebilir. Temizleyeceğim ama. Çünkü görsel modu aldığımızda fanlar çalışıyor. Şimdi buradan yükleyeceğiz. 6 profitti. Trailing stop. Peki. Şimdi burada ne yapıyoruz? Önce onu anlatalım. Şimdi biz stop kısmını bitirdik. Step kısmında zaten iki tane şey var. Pips ve trailing stop var. Bakın bunun da değişken ismine bakalım neymiş. Step percent TS. Bakalım değerimiz neymiş. Step görüyor musunuz? Percent TS galiba bu %50. Tamam, gelin bir deneyelim bakalım. Bakalım ne olacak. Evet. Yani onun artıyor. Neden öyle artıyor? Sebebi de şu. Çünkü benim trailing'im stop'um 20. Stop'un %50'si dediğim için 10 onu artırıyor. Bu da bu şekilde. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi bu kısmı da pips'e çevirdikten sonra bizim şenlikli kısma geliyoruz. Tamam. Yani şu kısmı bitirdik. Notlarımdan da kontrol edeceğim. Yani trailing stop profit threshold kısmındayız. Open price'da başlayalım. Bir dakika, open price'ı bir göstereyim size düz manada. Bakalım ne oluyor? Ne göreceksiniz? Dediğim gibi bunları kendiniz denemeden anlama şansınız yok. Bu arada ben hepsini kullanmıyorum. Yani hani hepsi benim işimi görmüyor. Zaten kendi iş sürenim var. Ve ben onunla işlem yapıyorum. Kendi yazdığım bir süren stopum var. Dinamik. Ama istediğim zaman da klasik veya diğer şeyleri bu. Diyorum ya, sizin stratejinize ve düşüncenize uygun olan şeyi seçmelisiniz. Bakalım şimdi 8. Bakın bunu yapmamışım. Ama şöyle yapacağım. Default'a getireceğim. Ve bir gösterim yapacağım size. Open Price'ın ne oluyor? Aslında bir şey olmadığını görmenizi bekliyorum. Şimdi altında olduktan sonra bakın harekete dikkat edin. Normal gidiyor. Çünkü zaten buradaki normal sizin trail etme mantığınız tam zaten hani open price'ın üstüne çıktığında hareket ettirme. Bu noktada pek şey değil. Bu bazı ters stratejiler için geçerli bir durum. O yüzden bunu es geçiyorum. Bu arada off modunu gösterme zaten kullanmış olduk. Yani ne yapıyorum? Pips offset from the open price diyorum. Yani açılış fiyatının ne kadar uzaklaştığında ne olacak? Gelin bakalım şimdi. Geldik. Tamamdır. Tamam. Okey. Peki şimdi geldik yine burayı refresh ettik. Keşimizi aldık. Tamam. Peki. Şuradan da yüklememizi yapalım. 8'deyiz galiba. Offset'te miyiz? Gelin bakalım.
tek ekranda biraz zor oluyor. Bakın değişkenimizin ismine de bakalım. Onu da teyit edelim. INP46 Desktop Pips. Bakalım neymiş INP46. Desktop Stop Pips miydi? Start mıydı? Bakalım. Start. Doğru. Start. Yani 30. Şeyler için böyle bakmanız lazım endeksler için. Başlayalım bakalım. Yine dediğim gibi bunu deneyeceksiniz. Threshold veriyorsunuz. Yani belli bir noktada. Bakın bunu biraz değiştirmişim. Stop'u 100, tek profiti 100 yapmışım. Bakalım ne yapacak. İzlemesi çok hoş bu arada. Söyleyeyim size. Yani izleyin. Mutlaka grafik izleyin. Bakın attı. Gördünüz mü? Çat diye koydu. 30'u gördü. Lap diye koydu. Bu sizi garanti altına. Bakın. Bundan sonra keyfe gidersiniz. Net. Giderse sizindir. Gitmezse de sizindir. Ama kısmi sizindir. Bakın. Bizim amacımız bunları yakalamak. Ha, buradan böyle dönerse zaten yapacağınız. Ama buradan burada yakaladığınızda Allah bereket versinler. Bakın götürüyor. Temiz temiz gidiyor. Şimdi gelelim diğerine. Trailing stop'una. Tamam. Bakalım bu neymiş. Yine aldık. Bazen gecikebiliyor. Aldım acaba emin olamadım. Almış. Hemen bunu alıyorum. Tamamdır. Geldik. Şimdi buraya refresh ettik. Evet. Aldık keşimizi. Girdiğimizi getirdik. Yükle dedik. 9 trailing stop. Peki bizim değişkenimizin değeri ne ve biz de ne vermişiz bakalım şimdi. Adı start percent TS'ymiş bakalım. Şu 50 yani %50 bakalım ne olacak. Hadi izleyelim. Başla. Evet. Bakıyoruz. Hop. Hemen oturtturdu. Bakın çekti. Bakın nasıl hareket edecek. Hop bir çekti daha. Şimdi aslında ne yaptı biliyor musunuz? Güzel gidiyor. Aslında şunu yaptı. Siz dediniz ki trailing stop'un %50'si kadar trash et. Yani %50'sini küçült. Geldi mi 10 at. 10 yani trailing stop'unuzda 20 dediniz 20 pips. Onu 10'a indirmiş oldunuz. Böyle bir ekose bir hareket verebiliyorsunuz. 10'a yapmış oldunuz. Gelelim opposite stop'a. Hadi bakalım bu neymiş. İnceleyeyim bunu. Zevklidir bu arada yani. Bayağı uğraştığım konularda. İş süren stop candır. Ben her zaman söylerim. Yani gerçekten önemlidir. Unutmayın hesabınızdaki para sizindir. Cebinizdeki para. Peki yükle dedik. The off the training stop. Opposite stop yapıyoruz değil mi? Neyi yapıyoruz? Bir dakika bakalım. Opposite stop yapıyoruz. Tamam okey. Opposite stop yapıyoruz. Opposite stop. Tamamdır. Şimdi buradaki değişkenimizin ismine yine bakalım ne değer vermişiz. Start percent TP. Bakın aynı değişkeni kullanmış. Tamam. Yine onun içinde verdiğimiz değere bakalım. 50. Peki başlayalım. Arada MetaTrader'in sesini duyabilirsiniz. Bakalım. Her seferinde farklı hareketler görüyorsunuz. Bakın bekliyor hala. Bekliyor. Tabi bunu long term, short term dedim ya. Bakın attı.
Yani 100 pipsin 50'sine gelince hareketini yaptı ve çap diye koydu. Dikkat ettiyseniz yapıştırdı. Öyle devam edecek bu. İşte bu hareketlerin farklarını iyi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Şimdi off stop var. Bu da değişkene bakacağız. Update edelim. Bunu da gösterelim. Tamamdır. Okito. Böyle verdik. Aynen öyle. Şimdi geldi. Yenile dedim. Keşi aldım. Yükle dedim. Biz niye yapıyorduk? Of, kafam karışabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yorgunluk da var biraz. Tamam, doğru yerdeyiz. Bir daha seçelim. Off stop tamamdır. Bizim değişkenin ismini de bakalım ne vermişiz. Start percent stop loss demiş. Hele start percent 70 %70 vermişiz değil mi? Tamam, okey. Bakalım ne olacak? Şöyle yapıyorum. Ya aynı örnekte sürekli bir şekilde çalışıp nasıl farklılık gösterdiğini görmeye çalışıyoruz. Bakın şimdi yine 100 topumuz, 100 tepimiz şeyimiz var, tek profitimiz. Bakalım ne olacak. Hala stop loss oynatmadı. Bekliyor. 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 Galiba %70, yani 70 pipsin geçmesini bekleyecek herhalde. Bakalım ne yapacak, ben de merak ettim. Hala gelemedik. Şimdi yapıştırdı, gördünüz mü? Şimdi burada da yapıştırırken dikkat edin, 70'i gördükten sonra aslında 70 eksi 20'den de stepi düşüp 50'yi pat diye koydu. Bundan sonra keyfek edersiniz. Rahat. Al ya da tek profiti alamazsan da stop loss'tan yürü gitsin. Peki devam edelim. Burayı bitirdik. Şimdi ben burada bu arada custom pips'leri anlatmıyorum. Burada da anlatmadım. Custom level, custom pips, custom price fraction. Bunları siz direkt elle değer olarak verebilirsiniz ama bunları vermeniz için de bir ön tarafa logic hazırlamanız lazım. Yani bu custom pips'i arkadan bir blokta hesaplayıp koymanız lazım. O kısmı apayrı bir anlatımla yaparız. Ama bunları anlatmıyorum fazla detaylı. Kullanabileceklerinizi, yani daha kolay erişebileceğiniz, şimdilik kullanabileceğiniz değerleri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu geldik tekrardan off'a aldık. Şimdi son kısma geldik. 11'i de bitirdik. Neye geldik? Aslında bizim 3 tane mi kaldı? 12, 13, 14. Aynen öyle. Opposite, yani more state settings'in altında opposite stop modlar var. Tamam mı? Şimdi burası no change'ti. Değişme demekti. Clear stop yapalım ve yürüyelim bakalım ne olacak. Her seferinde bunu yapıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Gelelim buraya, keşleyelim. Yenile diyelim. Buradan bunu yapalım. Burada da yükle diyelim. Clear stop. Aynen. Şimdi clear stop'un değeri neymiş onu da bakalım. Bir değer yok, görüyorsunuz. Direkt seçtik. Hadi çalıştıralım bakalım ne olacak. Başla diyelim. Daha iyi görmeniz için böyle yapacağım. Bakın. Bir şey eksik değil mi? Fark ettiniz mi? Tek profit uçtu. Sebebi de şu. Aslında burada anlatıyor. Diyor ki eğer diyor opposite topu sen clear stop seçersen tek profit, yani eğer burayı stop loss seçtiysen tek profit, yeni seçtiysen de stop loss'u uçururum diyor. Şimdi bu size neden ihtiyaç duyarsınız böyle bir şey? Stratejiniz vardır. Bu işlem için tek profiti uçurmak istersiniz. Yani teke çarpmasın da yürüsün gitsin.
Yani önünü açayım. Gidebildiği kadar stopla gideyim. Bakın gidecek şimdi. İzleyin. Bakın götürüyor. Uzun dönemler için bence çok güzel, ideal kullanılabilir bir şey. Bakın gidiyor temiz temiz. Nereye gideceği belli değil. 200 pips de gidebilir, 500 pips de gidebilir. Ama gidiyor temiz temiz, arkadan arkadan, ufak ufak kendini götürüyor. Kafa rahat. Ha? Bu gider böyle. Tek profit de vermediniz. Yani bu da bir stratejidir. Ha? Çok uzatmayayım bunu. Şimdi gelelim diğerine. Pips from open price. Bakın burada da hemen bunu yapalım. Bakalım ne göreceğiz. Şimdi hop hop geldim. Bastık bakalım şimdi. Evet, yenileyelim. Gelelim buraya, değiştirelim. Ardından girdilere gelelim, yükle diyelim. From the open price'ını seçinelim. Peki bizim değişkenimiz neymiş, ona bakalım, ne vermişiz onu görelim. INP TTT pips. Bakalım neymiş gerçekten. Yani ne seçmişiz? 40 pips. Hadi gelin çalıştıralım. Bakalım dünya bize ne gönderecek. Şimdi duralım. Aslında bizim işlemimizin tek profitiyle stop loss'u 100'dü. Ama ne yaptıysa 20'ye 40 yaptı. Neden öyle yaptı bakalım. Çünkü dedi ki sen dedi open price 40 pips'i oturttur track verdiğin değere. Zaten trailing'in de stopunda 20'ye geldiği için sen 20'ye 40'ı indirmiş oldun. Yani bazen de tek profit'e stop loss'u küçültmek isteyebilirsin. Bu da ona yarıyor. Küçülttü. Peki ne oldu bakalım. Bakın sonra bir çekti. 20 gitti, 20 adım gitti. Bakın başa başta şu an. Tek profit yapacak mı? Bakalım. Kısa mesafeler için bunu düşünebilirsiniz. Bu arada bazen bunu da yapmanıza ihtiyaç, çünkü yalancı tek profit ve yalancı stop loss vermenizi tavsiye ederim şiddetle. Son olarak da percent of the trailing stop dedik. Update dedik. Evet. Alalım buradan. Aynen öyle. Buraya yapıştıralım. Tamam. Şimdi MetaTrader'imize, yeni uzman danışmanımızı yenileyelim. Şimdi alalım. Sonra gelelim buradan, parametreleri yükleyelim. Tamam. Peki bizim değişkenimiz neymiş? Ona bakalım. Peki şöyle çekeceğim. Çok pardon. T% TS. Tamam bakalım. Galiba artık bu. Ona da ne vermiş değil. Burada bir trik var. Onu söyleyeyim. 50 gibi gözüküyor da aslında 50, yani %50 verebilmeniz için sonuna 2 dijit daha koymanız gerekiyor. Onu ben de fark ettim. Yani 50,00 gibi, onu dikkat edersiniz. Böyle bir triki var. %50 yapmanız için aslında 5000 yazmanız lazım gibi gözüküyor. Bakalım ne yapacak. Yine aldım. İzleyelim. Dikkat ettiniz mi? Stop loss'u %50'sini kadar çekti. Buraya da onun %50'si kadar da indirdi. Ki bizim işimiz neydi? Trailing stop. Trailing stop nerede? Tamam mı? Ne demiş? Tek profit'in %50'si demiş. Tamam. Yani biz ne yaptık? 100 pipsik tek profiti stop loss'a %50'sine değiştirmiş olduk. Bunlar hep dediğim gibi değişiklik, yani makas değiştirmek gibi. Devam edelim bakalım ne olacak. Bu adam akıllı bir hareket mi yaptı diyelim. Bakın çekti yukarıyı. 50'den 30'a geldi. Yani 20 pipsi patladı. Kârı aldı. Allah bereket versin. Şimdi bu noktada gelelim buraya. Custom pips burada da var. Yine vermek isterseniz değişken atamasını yapıp buradan indirebilirsiniz. Buraya getirdim. Ve biz böylece 3 blok, 1. blok, 2. blok,
threshold bloku ve more settings bloklarını bitirmiş olduk. Son bir kez daha bunu alalım ve Trinks topun ne kadar faydalı olduğunu görelim ve dersimizi tamamlayalım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi kendiniz yapmanız her zaman fark yaratır ve fark yaratacaktır da. Getirelim yükle. Bir saniye. Peki. Çalıştıralım bakalım. Son bir görelim. Trailing Stop'un ne kadar güzel bir şey olduğunu. Bakın temiz. Tertemiz. Kafa rahat. Oyun planınız hazır. Bakın ne kadar güzel götürecek. Sizi kâra götürecek. Cüzdanınıza girecek. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Hesapta gördüğünüz paranın hiçbir değeri ve harbiyesi yoktur. Burada gördüğünüz para sizin değildir. Kâr ettiğinizde sizin olur. Cebinize iner. Ne güzel gidecek. Bak temiz. Yani şunu ekranda izlediğiniz zaman o kadar mutlu olacaksınız ki inanamazsınız. Candır yani Instagram'da. Bakalım tek profitimizi görelim. Vallahi tertemiz gidiyor ya. Akıyor midir? Oy oy oy. Bak 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 ucuna geldi. Mesela bu noktada belki başka bir şeyler de düşünebilirsiniz. Gidiyor diye belki tek profiti kaldırabilirsiniz. Bunlar da düşünülebilir. Bak bak bak. Oy, geldi. Aldım alı bitirdim. O zaman hemen şuraya geliyoruz. Tık tık tık. O zaman ne diyoruz? Öncelikle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın gelecek algoritmik trade'de. Unutmayın gelecek bir tık ötede yapay öğrenme ile algoritmik trade'de.